Merhaba arkadaşlar. Örgütlenmeye çalıştığımız sektör gerçekten zor bir sektör. Yani 1800'lü yılların çalışma koşullarının yaşandığı bir sektör. 2014 yılından beri bu sektörde örgütlenmeye çalışıyoruz. Aslında burada birçok işçi arkadaşın konuştuları, çalışma koşulları, tarım işçileri konuştu, çalışma koşulları. Yani bizim şantiyelerde de çalışma koşullarımız farklı değil. Aynı çalışma koşullarını yaşıyoruz. Ya buradan farklı olarak söylemek istediğim aslında şey, sorunlarımız ortak. Bu ortak sorunlara karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Yani bunu aslında hepimiz sık sık söylüyoruz. Ortak mücadele, birleşik mücadele. Ya Umut Sen'den arkadaşlarımız bahsetti. Aslında yani devrimci sendikal bir odak yaratmak. Yani bugün mücadeleci adını biz koymadığımız aslında kamuoyu tarafında söyleyelim. Mücadeleci sendikalar olarak, 8 sendika olarak hareket etmeye başladık. Bizi ortaklaştıran farklı sektörlerde de olsak sorunların ortaklığı ve dayanışma. Dayanışmaya özel bir vurgu yapmak istiyoruz. Yani dayanışmadan şu değil dayanışma, ziyarete gitmek değil tek başına. Tabii ki mutlak önemli bir şey. Ama farklı direnişleri kendi direnişimiz olarak görüp onları sahiplenmek. Çünkü şöyle bir örnek vereyim, çok kısa süren var galiba. Öğretmen arkadaşlar Ankara'da nöbet başlatmışlardı. Biz inşaat işçileri, 20 kadar inşaat işçisi Hatay TOKİ'de arkadaşların hakları gasp edilmişti. Ankara'ya en son çözemedik. Ankara'ya TOKİ merkezinin önüne eyleme geldik ve eyleme geldiğimizde yanılmıyorsam öğretmenler sendikası 50 günlere dayanmıştı. Çok güvenle geldik Ankara'ya. Çünkü öğretmenlerin Ankara'da açtığı bir yol vardı. Bir kazanım vardı aslında. Bir güvenle geldik ve biz de Kurtuluş Parkı'nda 4 gün kaldık. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Farklı sektörlerden de olsak bir direnişin kazanımı biz farkına varalım veya varmayalım. Diğer direnişin kazanmasını yol açıyor. Diyorum, yaşasın direnişme, dayanışma diyorum arkadaşlar.